Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkısı ve sizlerden beklediğimiz yoğun destekle başladığımız videoya hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün 2 Mayıs. Salı sanırım değil mi bugün? Yani 1 Mayıs pazartesi olunca, e, tatilde 3 gün olunca biraz insan şaşırıyor. 2 Mayıs, Salı. Yarın Fenerbahçe'mizin evet. maçı var. Maç öncesinde e, aslında potpuri gibi bir video hazırlamak istiyorum size arkadaşlar. Bakın, oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya gideceğim. İnanın. Başlığına ne koysam diğer konulara haksızlık olacak ama bakalım ben de karar vereceğim. İlk olarak Okan Buruk'un saçmalamasıyla başlayayım. Beşiktaş'ın 4 tane aksiyonu vardı, 3'ü gol oldu diyor. Yani tarihi farkı Beşiktaş'ın kaçırdıkları yüzünden e, yemeyen Okan Buruk bunu söylüyor. Futboldan zerre anlamıyor. Cüneyt Şen diyor ki bu misafir edildi diyorlar ama... E, Bugün diyor Galatasaray'ın gole ihtiyacının olduğu bir maçta yedek kulübesinde olup da süre alamıyorsa demek ki affedilmemiş. Reha kapsalda diyor ki ben olsam Florya'nın kapısından içeri sokmam. Yukan Keskin diyor ki bak Fenerbahçe İstanbulspor'la berabere kalmasaydı bu affedilmezdi zaten. Fenerbahçe berabere kaldı onun gazıyla birlik beraberlik mesajı verildi diyor A Spor'da. Ee, şimdi dertleri Fenerbahçe tabii. Ama sorsan Fenerbahçe'nin hiç ilgilenmiyorlar. Beşiktaş taraftarının sen var ya sen şikenin kralı, Teşviğin babası nokta nokta e, girsin UEFA Kupası diye bir tezahüratı vardı. Bugünkü maçta şu an hala e, sıkıntılar var. Ama o derbi maçta Beşiktaş adına geç son Fernandez'in performansı gerçekten yani beni beni hayrete düşürdü. Bu insanüstü bir performans. Arkadaşlar 25'te 18 ikili mücadele kazanma, %72 ikili mücadele başarısı, 11 top kazanma, 9'da 7 çalımla adam geçme, 3'te 2 uzun top, 5 tane de kendisine faul yapılmış. Yani bazen bir alıp maçı böyle götürebiliyor. Bizde de bunların olması lazım. Hocam bizim derdimiz Galatasaray mı? Bizim derdimiz tabii ki Galatasaray değil. Ancak bizim rakibimiz Galatasaray. Şimdi ben o kısma döneceğim. MK Eze İstanbul Spor'u sırtlıyor. Fenerbahçe depresmanda 90 artı 8'de beraberliği getiren Eze Giresun Spor karşılaşmasında da attığı golle 3 puanı kazandırdı. Son 5 maçta 3 gol 2 asist diyor ki e, Giresun Spor İstanbul Spor'a 17'de penaltı kaçırdığı maçta 40, 49. dakikada Simon Deli'nin kırmızı yediği maçta yine de diş geçiremedi ve İstanbul Spor e, çok çok önemli bir 3 puanı khanesine yazdırdı. Tabii ki Fenerbahçe'mizin e, sıradaki lig maçı Giresun Spor'la. Çarşamba günü biliyorsunuz Çarşamba günü Türkiye Kupası'nda Sivas deplasmanındayız yine. Ve e, pazar günü Giresun deplasmanında olacağız. Şimdi arkadaşlar puan tablosunda aşağılara bir bakın. Hani e, ben Gaziantep Hatay'ı saymıyorum. Ümraniye 23. 30 maçta 23. Bir kere Ümraniye ee, gitti gibi bir şey. İstanbul Spor 32, Giresun 27 ancak Kasımpaşa 34. Kasımpaşa'nın 31 maçı var ve kalan 5 maçında oynayacak. Öyle hükmeni falan yokmuş. Giresun'un 2 tane hükmeni varmış. Yani bugün bir tanesini saysan 31 maça çıkartsan zaten 30. Bir tane daha saysan 33 puan. Yani şu an Kasımpaşa da sıkıntıda. İstanbul Spor Umarım arka arkaya maçlar kaybeder. Galatasaray maçını kazanır ya da puan alır ama zannetmiyorum. 7 Mayıs pazar günü Fenerbahçe'nin rakibi Giresun. Akılcıl, akıllı oynamamız lazım. Sakatlıkları süren Atilla Selayi, Gustavo Henrique ve Miha Zajc takımla çalışmalara da başladılar. Dün akşam itibariyle yani sakatlıklarını atlattılar. Altay ve Lincoln dışında sakatımız yok çok şükür. Yine de Valencia dinlendirilecek gibi gözüküyor. Rıdvan Dilmen. Arda Güler 1500 dakika oynamazsa küçük bir rakama serbest kalacak diye konuşuluyor olur. Arda Güler öyle süreye falan takılmayacak kadar aileden Fenerbahçeli bir kardeşimiz. En iyi yerlere gidecektir ama Fenerbahçe'sine de para kazandırarak gidecektir diye. Daha hoca yine güldü. Şey yine bildi. Yine bir şeyler yaptı. Şimdi ben şunu da söyleyeyim. Arda Güler 2022-23 sezonunda toplam 1009 dakika süre almış. Ancak siz bunu bu şekilde adlandırmayın. Ya Transfer Market 1900 dakika yazdı diye siz bunu 1900 dakika olarak algılamayın. İşte 1900, 1900 dakika pardon. Yani sözleşmede şu kadar dakika oynar diyorsa uzatmaları da dahil ederler. 90 artıları da dahil ederler. Hani arkadaşlar 90 artı 15 verildi. Transfer Market sitesinde 105 dakika oynadı yazmaz. Ama sözleşmede 105 yazar. Hani bilin diye söylüyorum. Zaten bu şeyin bir hesabı olmayacak ama yine de bilin istedim. Sivas demişken aklıma geldi. Fenerbahçe bu sezon tüm resmi maçlarda kırmızı kart gördüğü Sadece iki maçı kazanabilmiş biliyor musunuz? Fenerbahçe 1 Sivas Spor 0. Batshuayi'nin haksız yere kırmızı yediği maç. Sivas Spor 1 Fenerbahçe 3. İrfancan Kahveci'nin kırmızı yediği maç. Orada İrfancan Kahveci'nin cezası direkt kırmızı olduğu için hem ligde hem kupada diyebiliyorum arkadaşlar. Yani ee... Ama bunu kaldırdılardı diye hatırlıyorum. Hani çift sarıdan kırmızı yiyince etkiliyordu. Şimdi sadece lig kulvarında mı acaba İrfan'ın cezası? Bilmiyorum. Bunu ee, buna bir kural getirdilerdi bildiğim kadarıyla. Yani kupa maçında oynayabilir diye biliyorum ama yine de bir şey diyemem. Bu arada İrfan'la ilgili de şunu söyleyeyim. Aynı harekete bir Galatasaraylı bir Beşiktaşlı yapsam merak ediyorum hangi kartı yiyecek. Yani hangi kartı yiyeceğini çok çok merak ediyorum. Ee, onu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Yani hem iç sahada hem deplasmanda 10 kişi kalmamıza rağmen Sivas Spor'la yani Sivas Spor'a yenilmedik ve iki maçta kazandık. Zira Türkiye Kupası yarı finalle karşılaşacağız. Yani 8 yıl sonra bir kupaya belki de en yakın olduğumuz maçlar. Yani bazı şeylerin değişmesi için de bir başlangıç olabilir. Finale adımızı yazdırmamız durumunda Muhtemel rakibimiz Başakşehir-Ankara gücü. Ben burada ince bir nüans vereyim. Fenerbahçe, Sivas Spor'a, Başakşehir'e ve Ankara gücüne karşı bu sezon çıktığı bütün maçları kazandı. Yani e, bir daha kazanmamamız için hiçbir sebep yok. Bu ek bilgiyi de vereyim arkadaşlar. E, ve deplasman maçları bilmiyorum. Ben deplasman maçlarından daha az korkuyorum. Çünkü Kadıköy'deki Fenerbahçe taraftarı Fenerbahçe taraftarı gibi değil. Ama deplasmandaki Fenerbahçe taraftarı. Fenerbahçe taraftarı gibi. Şimdi gelelim. Birkaç bir şey. Bu arada Fenerbahçe U17 takımımız. U17 elit A ligi finalinde. Trabzonspor 3-2 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'la eşleşmiş. 4 Mayıs Perşembe günü saat 18'de final. Sivasspor ee, Sivas Spor takımının stoperlerinden bir tanesi benim yeğenim olur. Bilginiz olsun arkadaşlar. Kendisi Beşiktaşlıdır gerçek hayatta. Ama abileri falan iyi Fenerbahçelidir. Olsun ben kendisine uyardım. Yani bu işin Fenerbahçe'si Beşiktaş'ı şunu bunu yok diye. E, onu da alıcı gözle izlersiniz arkadaşlar. Ben size belki söylerim ismini. Söylemesem de siz tanrısın. Ama stoper de merak etmeyin yani. Muhtemelen de as oynar. Onu da söyleyeyim. Şimdi Arda Güler'i e söyledik. Arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi Berk Berk Göz çok güzel bir noktaya değinmiş. Ben de aslında bunu değinecektim ama güzel olmuş, tevafuk olmuş. Fenerbahçe gollerinin bitiriciliğine baktığımızda diyor bitirilen pozisyonlar hep kanattan gelmiş. Şimdi burada şunu söyleyeyim. Benim söylemek istediğim şey şuydu. Ne kadar da kanatlara kötü desek de atak başlangıçları hep kanatta diyecektim. Hani Rossi'yi çöplüyoruz atak başlangıç kanatta. İrfan'ı çöplüyoruz atak başlangıcı kanatta. Onu çöplüyoruz kanatta. Şimdi %85 oranında kanattan gelen topları bitirebilmiş Fenerbahçe. Bariz bir şekilde kanat oyunu oynaması gerekiyor. Ama rakipler Fenerbahçe'yi merkeze yönlendiriyor. Şimdi Fenerbahçe en fazla merkezden gitmeyi tercih ediyormuş. Ancak kanatlardan daha fazla gittiği maçlarda ki son haftalarda bunu gördük. Gol ortalaması yükseliyor diyor. Yani Fenerbahçe'nin gol atması için kanatlardan yüklenmesi lazım diyor. Şimdi burada ikiye ayrılıyoruz. Fenerbahçe taraftarı diyor ki. Ben de Fenerbahçe taraftarıyım ama. Benimle siz niye ikiye ayrılıyorsunuz onu anlayayım. Kanatlarımız yetersiz diyor. Ben de diyorum ki Türkiye'deki en iyi kanatlardan birkaç tanesi sende. Misal Emre Mor gibi dribling yeteneği yüksek birisi var mı? Yok. Arda Güler gibi şapkadan tavşan çıkarabilecek bir isim var mı? Yok. İrfan Can gibi, bak İrfan Can gibi bazen 8'e kayıp kilit pas atabilecek ismin var mı? Yok. Duran top becerisi, uzaktan şut becerisi? Çok çok. Yok. Rossi. Çoğu kişi çöplese de bazen şapkadan tavşan çıkarabilecek meziyeti var mı? Var. Kafasını bak. Şimdi Rossi Sivas maçında gol attı ya. Bir sonraki maç yine gol atar. Bizim futbolcularımız böyle. Ya bir moral motivasyon olarak düşürüyoruz futbolcularımızı. Şimdi anlatacağım size. Biz düşürüyoruz. Biz biz düşürüyoruz sonra futbolcu çıksın istiyoruz. Aslında bizim var ya dediği gibi kanat oyununa yüklenmemiz lazım. Peki hocam biz niye bu kadar az gol atıyorduk? 3-4-3 oynuyorduk. Kanata sadece bir kişiyi koyunca oradan gidemediğimiz için az gol atıyorduk. Bizim bol gol attığımız maçlar niye 4-1-3-2 şimdi anladınız mı? 2 tane kanat, iki tane forvet, bir tane merkezdeki kişi bir şekilde üretiyorsun. Yani rastgele top atsan bile pozisyona giriyorsun. Onu da söyleyeyim. Şimdi son günlerdeki Galatasaraylıların algılarına, ağlamalarına dikkat. Başta ben şey yapayım ya Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük oyun Böylesini beklemiyorduk ama maalesef diye bir başlık koyayım. Çünkü büyük bir oyun içindesiniz. Uyan Fenerbahçe taraftarı uyan. Uyan. Bak şimdi ben önce şunu söyleyeyim. Madde madde. 1- Fenerbahçe top mu oynuyor? Cümlesini ortaya yayıyorlar. Fenerbahçe son haftalarda top mu oynuyor? Ben size bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe son haftalarda topun kralını oynuyor. Siz demiyor musunuz? Fenerbahçe'yi sen hakemi de yeneceksin. Hakem bir tane golünü saymadı mı bir tane daha atacaksın diye. İstanbul maçında golünü saymadı. Penaltını vermedi. Rakibe bir dik penaltı verdi. Yine de 3 tane attın. Hakem öbür maçlarda Başakşehir maçında bariz penaltını vermedi. Gittin ıkına ıkına kazandın. Hangi bir şeyden bahsediyorsun? Mücadele gücü yüksek, hırs yüksek, azim yüksek. İstanbul maçını da 3-2 kazanmış olsaydık şu anlar ya hiçbirinin ağzında hiçbir şey olmazdı. Konuşamazlardı. Ben söyleyeyim Galatasaray top mu oynuyor? Beşiktaş top diye oynadı Galatasaray. Hem de hakem %100 Galatasaray'dan taraf olmasına rağmen. Bu algıya kapılmayın. 2. Bir de şunu 2 şunu söyleyeyim. Son haftalarda önemli olan top mu oynamak, sonuç mu elde etmek? Arkadaşlar kalan bütün maçlarımızı 1-0 kazanacağız. Kabul müsünüz? Ben kabul ediyorum. Biz kazanırken Galatasaray'da da 2 maçını kaybedecek. Hocam o zaman kesin şampiyonuz. Kabul müsünüz? Kötü oynayacağız ama. Hocam hiç sıkıntı değil. Hiç Hocam Galatasaray iki maçını hangi maçını kaybedecek? Bir bizim maçı kaybedecek bir de Başakşehir maçını kaybedecek. Kabul müsünüz? Hatta 3 maçını kaybedecek ulan. Bizim maçı hani şampiyonluğu zaten almış olacaksın. Başakşehir ve sonraki maçı kaybedecek. Bizim maçı da yine kaybedecek. Kabul müsünüz? Kötü oynayacağız. Hocam kabul etmeyen eşek ötesi eşektir dersiniz. Niye? Çünkü bu haftalardayız. Bu haftalar artık şampiyonluk haftaları oynayacaksın kazanacaksın. Oynayacaksın kazanacaksın. Oynayamasan da kazanacaksın. 3- Bunların Allah bir hariç neyi doğru? Siz niye bunların ipiyle kuyuya iniyorsunuz? Niye bunlara inanıyorsunuz ya? Niye bunların her dediğini papağan gibi tekrar ediyorsunuz? Ben yorumlarda da görüyorum bizim taraftarı. İyi de biz ne top oynuyoruz? Siz bu kadar umutsuz, bu kadar Fenerbahçe düşman olursanız yazmış bizimkiler kesin Giresun'da puan kaybeder. Sen bir kere böyle olumsuzlukları pompalıyorsan, çekiyorsan üstüne böyle olumsuzlukları yaşadığın zaman da ağlamaya, zırlamaya, konuşmaya hakkın yok. Bizimkiler finalleri asla kazanamaz. Nereye kazanamaz? Finallerde adam gibi adaletli hakem koysunlar. Bak nasıl kazanıyorsun. Sen neden bahsediyorsun ya? Kaç finalden geçtik bu sene ya? Kaç finalden geçtik? 4. Fenerbahçe kadrosu buraya kadar iyi geldi. Jesus olmasaydı görürdük. Bunun arka planında ne atıyor biliyor musunuz? Siz sazanlar bunu kabul ettiğiniz zaman herif size ne diyor biliyor musunuz? Aa bak kadrolarının bizden kötü olduğunu kabul ediyorlar. Demek ki hakemlerle buraya geldiler. Fenerbahçe taraftarı olarak eğer Fenerbahçe buraya hakemlerle geldi diyecek kadar omurgasızsanız siz Fenerbahçe'nin F'si dahi olamazsınız. Ya Fenerbahçe ta taraftarını geçtim adam değilsiniz insan değilsiniz. Hangi hakem lan hangi hakem? Size bak bu cümleleri söylettirip arka planda onu kabul ettirecekler. Ben de size başka bir şey söylüyorum. Kodri meydanla kim mesela? Atasaray kadrosu bizden iyiymiş. Kim mesela bizden iyi? Kim bizden iyi lan? Buraya kadar biz kimlerle geldik mesela? Kim kötüydü de kimle geldik? Kim yetersizdi? Batshuayi, Luan Perez, Cao Pedro. Kaç ay sakattı onlarla Kaç ay sakattı? Kaç ay? Kaç ay sakattı? Hocam ama bizim kadroda kimseyi tanımıyorlar. Sen Batshuayi tanımadıktan düşünecek kadar malsan tanımıyorlar. Luan Perez'i tanımadıktan düşünecek kadar geri zekalıysan evet tanımıyorlar. Cao Pedro'yu tanımadıktan düşünecek kadar sığırsan tanımıyorlar. Al sana 3 tane. Senin Arda Güler'ini ya senin beğenmediğin kaleye sokmam dediğin Altay Bayındır'ını kaç Avrupa takımı takip ediyor haberin var mı? Atilla Salahin'i. O bizim futbolcular tanınmıyor. Formanın arkasına yazdıracak isim bulamıyorum. Şey yazdır, dönek yazdır. Dönek yazdır, rüzgara göre döner yazdır. Fenerbahçe iyiyken buraya gelip o, o çok iyiyiz falan filan. Kötüyken çıkıp eleştir yani kötüyken çıkıp eleştirmeden bahsetmiyorum. Ağzına ne gelirse saydığından bahsediyorum. Fenerbahçe kadrosu Galatasaray'dan kötüymüş. Hadi lan orada. Gerizek herifler. Valencia gol kralı. Bak. Bak ya şu ana kadar kaç tane futbolcu saydım bak. Rossi'yi beğenmiyorsunuz değil mi? Verdiği katkıya bir bakın bakalım. Galatasaray'ınızın o çok meşhur ee, neydi o kanat oyuncusu? Rashid aslında daha iki kat daha faydalı belki de. Lincoln. Lan Lincoln'u çöplettirdiler size. Ben burada dedim ki bak kaliteli oyuncu. Şimdi keşke diyorsunuz. Keşke diyorsunuz. Keşke. Keşke diyorsunuz. Ya siz ya gerçekten diyorum bak. Birilerinin maşalını yaptığınızın farkında mısınız? Hocam iyi de sen de bizi hep el, e, azarlıyorsun, kızıyorsun. Ya gel de kızma ya. Gel de kızma. 2066 dakika oynamış Lincoln 2 gol 8 asisti var. 2 gol 8 asisti var. Bugün bir diyorum ki Fenerbahçe Solbek alacak arkadaşlar. 2 gol 8 asisti var. Alalım mı? Yaşı da genç. Alalım mı? 3 milyon euro üstü Alalım mı? Ama Fenerbahçe'nin elindeyken çöplüyorsunuz. Hadi. Ya Arao. Bak Arao'yu beğen ben de beğenmiyorum ama kaç gol katkısı verdi. Ben size başka bir şey daha söyleyeceğim. Yine Galatasaray'ın ayak oyunlarından, Bizans oyunlarından. Mert Hakan Yandaş 1, Rossi 2, Arao 1, Atilla Salayi 1. Son 10 haftada Tertemiz 5 tane golümüz sayılmadı. Tertemiz Adana Demir deplasmanında 1 sayılsa 2 puan fazladan. İstanbul maçında biri sayılsa 4 puan fazladan. Değil mi? Alanya'da biri sayılmadı. Antalya'da biri sayılmadı. Karagümrük maçı mıydı? Karagümrük maçında biri sayılmadı. Şu an ıkına ıkına falan 5 gol fazladan olacaktı. Şu anda 5 averajın 5 averajın fazladan 4 puanın fazladan olacaktı. Ya hocam <laughs> biz öne geçsek de kaybederdik. Siz bu mallıkla her şeyi kaybedersiniz. 5 gol fazladan olsa 80 golüm var. 30 maçta 80 gol. Yani 10 tane daha atsan maç başı ortalaman 3 gol. Hayvani bir istatistik. Ama ezeli rakibin senden ee, averaj olarak üstün durumda. Çünkü sizin odaklandığınız yer onların istediği yer. Şu soruyu sorayım. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bugün birini aldınız. Kimi alırsınız ya? Siz sadece marka değerine bakıyorsunuz. Transfer markasından şu kadar. Ya cisme odaklanın. Ya zan yolu. O kadar parayı veriyorsan ligin 4 gömlek üstünde top oynatman lazım. Oynamıyorsa bir sıkıntı vardır. Oynamıyorsa sıkıntı vardır. Anlatabiliyor muyum? Sıkıntı vardır. Ve şunu da söyleyeceğim. Sezon sonu göreceğiz. Galatasaray'ın futbolcularına kimler kaç liraya talip? Fenerinkine kaça talip? 5. Galatasaray'da sezon başında 6 milyon euro bon servis ödenerek Rapid Vienna'den transfer edilen Yusuf Demir sezon başından bu yana sadece 129 dakika süre aldı. Galatasaray'da bak Matias Ros, Kazımcan, Mijitsu, Yusuf toplam 12.2 milyon euro sadece bonservis bayıldılar. Seferovic'e 3.5 yıllık ücretini Trink peşin verdiler sözleşme feshetsin. Bir de bir kiralama verdiler. Yani yaklaşık 17 milyon euroyu çöpe attılar. 17 milyon euro çöpte şu anda Galatasaray'da. Bitti mi? Bitmedi. Zanyolo. 15-20 milyon euro dona verdiler. 20-30 artık kaç milyon euroysa çöpe gitti. Kimse konuşmuyor. Kimse konuşmuyor. Ama konuşacaklar. Ya yalvarırım. Yatın kalkın dua edin. Fenerbahçe şampiyon olsun. Bunların birbiri içine girmelerini, bunların içeridekileri açıklamalarını bir dinleyin. Kaldı ki neydi o Galatasaray'ın eski çalışanı? Serbay Şenkal. Galatasaray İletişim Direktörü üzerinden yöneticilere para karşılığında Galatasaray TV bünyesindeki kadınların ayarlandığını iddia etmiş. Şahısların görevden çıkarılması için yalnızca bir hafta süre verdi diyor. Eğer bir hafta içinde çıkarttılar çıkarttılar yoksa ben açıklayacağım diyor. Bu nasıl bir rezillik? Bu nasıl bir rezillik? Nasıl bir camia? Sorsam dindar bir camia. Sorsam şeylerle, dualarla, himmetlerle şey yapamayacağım. Bak daha neler çıkacak. Daha neler çıkacak. Çıksın inşallah. 6. Fenerbahçe Galatasaray derbisinden sonra oynanan 13 maçta Fenerbahçe Galatasaray'dan daha fazla puan toplamış biliyor musunuz? Yani arada bayağı fiziksel zarar veren iki tane seviye maçı oynadı Fenerbahçe. Algıyı nasıl yaptığınız önemli. Fenerbahçe sosyal medyada böyle oldukça, Fenerbahçe taraftar böyle oldukça işimiz çok zor. Çok zor. 7 milyon euro verdiğin sol beki oynatmıyoruz oynatmıyorlar algısı. Bir kere 6 milyon euroyu niye 7 olarak gösteriyorlar? Yani bu cümle baştan yalan. Ama onu geçin. Ya zanyoloyu, 15 milyon euro verdikleri zanyoloyu 300 dakika oynatmışlar. Geldi geleli. Toplam belki 10 maç geçti. 900 dakikadan 300'ünü. E, Micicu, Kazım, Yunus hiçbiri konuşulmuyor bak. Anca sizi dövüştürüyorlar. Dün duydunuz mu bilmiyorum. Erden Timur, Paramount Hotel'de Fatih Terim'le bir görüşme gerçekleştirmiş. Eee... Bakın Fatih Terim'le görüşme gerçekleşmiş. Görüşmede Mehmet Ağar da yer almış. Onun ne görevi varsa bilmiyorum. Galatasaray'da. Yani inşallah soruşturulur bazı şeyler. Yani ne görevinin olduğu birileri sorar. Şimdi sosyal medyada bu varken Fenerbahçe'de ne algısı var biliyor musunuz? Göztepe hisselerinin %70'ini elinde bulunduran Sport Republic şirketinin kulübü olan Stampton Championship'e düşme halinde İrlandalı kalecisi Gavin Bazunu'yu satmayı ve İrfancan Eğribayat'la yola devam etmeyi planlıyormuş. Bunu DHA sosyal medyaya verdi. Bitti mi? Bitmedi şekerim. Samsun ve Trabzonspor İrfancan Eğribayat'ın durumunu yakından takip ediyor. 24 yaşındaki 1.93'lük kaleci. Bunu sosyal medyaya verdiler. Bunu sosyal medyaya verirken şunu eklemediler. 1.2 milyon euro satın alma opsiyonu var bu futbolcunun. Yani Fenerbahçe 1.2 milyon euroyu bastığı anda alıyor. 500 bin euro kiralama sanırım 500 bin euro kiralama 700 bin euro daha verince alıyor yani toplam 1.2 oluyor diye biliyorum. Şimdi bir de enteresan böyle bir boyutu var tabii. Neyse o çok mühim değil. Zamanı geldiğinde görürsünüz ama sosyal medyayı görüyor musunuz? Aynı sosyal medyanın bir başka kolu. Newcastle United, Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler'i paket halinde almak istiyor. Ada ekibi bu ikili için 45 milyon euroyu gözden çıkarttım. Almak istiyor musunuz? Tabii ki de iki futbolcumuz da satlık. Ferdi 30 milyon euro. Arda Güler 60 milyon euro. Bayılıyorsanız buyurun alın. Ya saçmalama hocam şöyle böyle. Ya Arda Güler'in Fenerbahçe'de serbest kalma maddesi varmış. Kim diyorsa yeni sözleşme açıklandığı zaman görürsünüz. Valencia, Zayt. Mesela Zayt ben şunu söyleyeyim. E, Jesus giderse kalırım falan filan demiş. Hadi oradan. Hadi oradan. Zayt sadece bir 100 bin euroluk falan bir açık kaldı ortada. Biz vermek istemiyoruz. Light da onu istiyor. Ben çözüleceğini düşünüyorum ama bakalım ne olacak. Valencia demişken Valencia Sivas maçında muhtemelen oynatılmaz. Batshuayi iyileşti. Joshua King iyileşti. Ee, yani Doğan Perez belki dinlendirilip Osterwold'e oynatılabilir. Mesela Sivas maçında. Yani bana kalsa bana kalsa şahsım adına söylüyorum. İrfancan, Osayi, Samet Serdar ikilisini koyarım. Samet Serdar'ı koyarım. Osterwald değil sol beki atarım. Bana kalsa. Crespo İsmail merkez orta sahası yaparım. Sağ açıkta Emre Mor'u. Sol açıkta Rossi'yi. Forvet arkasında Joshua King. Forvet'te de Cao Pedro'yu oynatırım. Batshuayi değil Cao Pedro'yu oynatırım. Çünkü sert bize orada fizikli adam lazım. Ben olsam böyle çıkarıp. Batu Şua'yı sakatlıktan yeni döndü. Sivas deplasmanı zorlu. Ben olsam yani sert oynuyorlar. Hakemler de müsamaha gösterirse sıkıntı. Ben olsam oynatmam. Ama bakalım. Ee, yani yarınki videoda bol bol konuşuruz. Luan Perez'in bu sezon sahada olduğu 13 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etmişiz arkadaşlar. Yani bunları da konuşun. Bunları da konuşun. Bak en iyi döneminde Fenerbahçe'nin en iyi futbolcuları sakatlandı. Ya böyle bir şanssızlık yok. Böyle bir şanssızlık yok arkadaşlar. Yok. Bu Fenerbahçe şanssızlığı. Ama gel diyor ki rakipleri anlatıyorsun. Rakipler ha diyor tabi tabi. Böyle iyisiniz. Böyle kötüsünüz. Şusunuz busunuz. Ne olur şunların artık algılarına kanmayın. Hakem diyorum. Hocam bize hakem deme. Hakem konuşmayalım. Ne yapalım mesela? Mesela hakem ne yaparsa konuşalım. Hocam küme düşersek hakem konuşalım. Lan senin rakibin hakemle kollanıp hakemle kollanmasına rağmen yenildiği maçtan sonra bile çıkıp hakem diyor. Sen hakem yüzünden puanlar kaybediyorsun. Ama diyorsun ki taraftar diyor ki hakem demeyelim. Ne diyelim arkadaşım? Ne diyelim? Kimi konuşalım? Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği Genel Başkan Abdurrahman Arıcı'nın cümlesiyle cevap vereyim. Fenerbahçe'nin 8 yıl şampiyon olamamasında hakemlerin etkisi etkisiyle ilgili oran veremem. Ama hakem hatalarıyla olamayabilir. Sözleri nedeniyle 52 şube başkanı tarafından istifası istemiş. Yani Fenerbahçe'ye bazı hakem hata, bazı hakemlerin ee, kastı var. Fenerbahçe belki de bu 8 yıldır bu yüzden şampiyon olamıyor dedi diye istifasını istemiştir. Bu arada Napoli de 3. defa Fenerbahçe'nin kapsını çalacakmış Ferdi Kadol diye. Geçen çaldılar. 15 milyon euro dediler. Vermedik biliyorsunuz. Bir cümle gördüm diyor ki hocam Fenerbahçe kanatları Ryan Kent'lerle, Rossi'lerle, Pelkas'larla olmaz. Manelerle, Orsiç'lerle, Boendia, Dybala, Dimaria, Gustavo, Scarpa bu seviye oyuncularla olur diye. Orsiçi bildiğim kadarıyla takımında oynatmıyorlarmış. Eee Trabzonspor'un teknik direktörü varken ben Orsiç'i düşünmeyin derim. Çünkü Fenerbahçe'nin kapısından içeri girmez Orsiç onun eski öğrencisi. Onu söyleyeyim. Mane Allah aşkına bir şey söyleyeceğim. Yani Seydou Mane Mane ve Orsiçi Fenerbahçe'ye kaça getirebilirsiniz? Hani, Hocam iyi de Fenerbahçe kalitesi bunu gerektirir. Fenerbahçe kalitesi bunu gerektirir de, Fenerbahçe bütçesi neyi gerektirir? Ya arkadaş ben de isterim e, son model arabaya binmeyi ama benim bütçem var. Dibala 12 milyon euro serbest kalma bedeli. Hiçbir şey değil. Vallahi hiçbir şey değil Dibala'yı. Ben olsam alırım yani. 12 milyon euro ne lan? Ona Rossi'yi okuturum. 2 milyon euro üstüne ekler Dibala'yı getiririm Rossi'nin yerine. Gustavo Skarpay'da bunu internette duydum ama yani çok hakim değilim futbolcuya. Bu arada Pelkas demişken aklıma geldi. Fenerbahçe ile sözleşme, Dimitris Pelkas'ın sözleşmesi gelecek yıl uzatma opsiyonunu kullanması için düne kadar dün sonuna kadar bir mühtetimiz varmış ve Fenerbahçe opsiyon kullanmayı başaramazsa Pelkas serbest kalacakmış. ve merak ediyorum. Biz şey mi yazmışız acaba? 1 Mayıs'a kadar sözleşmesini uzatırlar. Ya geçiniz bunları. Dimitris Pelkas Pauka önerilen bir futbolcu. Ee, Luis Palma ismini de soruyorlar bana. Luis Palma biz bu arkadaşın daha önce daha önce önerildi de olmadı diye hatırlıyorum ya Honduraslı 23 yaşında sol kanat oyuncusu Ya bunlar Yunanistan'da şişirilen haberler ama 2005 dakika oynamış Yunanistan'a şöyle bakıyorum süper liginde 11 gol 7 asist yapmış Aslında denenebilir futbolcu yasa değeri de bir buçuk yaşıda 23 e, Honduras milli takımda da oynanıyor Vallahi bana kazı denenebilir futbolcu ama bir duyumum herhangi bir duyumum yok arkadaşlar futbolcu arkadaşımızla ilgili bilginiz olsun benim aktaracaklarım bu kadar Umarım sizler videomuzu ve kanalımızı beğenirsiniz, ailemize dahil olursunuz. Unutmayın sosyal medyada güçlü Fenerbahçe, gerçek hayatta güçlü Fenerbahçe. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.